Evet herkese merhaba. Hemen hızlıca endekse bakalım. Dün anlattıklarımızdan sonra endeks nasıl görünüyor? Hemen panele girdik ve panelimizde grafiğimizi açıyoruz ve bize hazır şablon olarak gelen hesaplanmış verilere bir bakıyoruz. Bakalım bugün endeksteki durum dünkü yükselişe göre nasıl görünüyor? Bu arada bize e, ulaşmak isteyip de yorum kısmına yazanlar e, alt tarafta açıklamada açıklama bölümünde bir bizim mail adresimiz var. iletisim@hgvtrade.com olarak oradan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar daha hızlı şekilde. Şöyle rakamları da büyütelim. Bir bakalım nedir durum. Ne yapıyoruz? Biz her zaman artık HGV Trade'in e, aboneleri öğrenmiştir. Göstergeleri açıyorsunuz. Önce HGV Trade lazeri açıp önce bir endeksin gücünü ölçüyoruz. Endeksin gücü ne durumda diye. Şöyle karşımıza getirdik. Bakın şu an şu mavi ve kırmızı çizgilere baktığınızda endeksin dün çıkışından sonra bugün de pozitif kapatmasına rağmen henüz endeksin trendi ve gücü anlamında görüntü yukarı yönlü dönmüş değil. Yani ne yapacağız o zaman? Biz trendle alakalı bu görüntüye baktığımızda eğer hala kırmızı bir şey görüyorsak demek ki burada dikkatli olacağız. Neye dikkat edeceğiz peki? Ee, Ghost Fibonacci'nin ...seviyelere dikkat edeceğiz. Yani bu uyanık ol demektir. Kırmızı gördüğünüz sürece uyanık ol demektir. Şimdi... ...hemen biz önce bir uzun vademizi atalım. Uzun vade seviyelerimizde durum ne? Dün de konuştuk. Daha önce ilk defa bizi izleyen arkadaşlar... ...eski videoları izleyin. Yani orada daha detaylı konuştuğumuz şeyler oluyor. Yani eğitim gibi düşünün bunu kendinize. Şimdi burada... Baktığınız zaman endeks şu an karar bölgesinin üzerinde devam ediyor. Karar bölgesinin üzerinde kaldığı sürece uzun vade hesaplamasında Go Fibonacci uzun vade hesaplamasında bir sıkıntı yok. Uzun vade hesaplamasında karar bölgesi 1476. Yani bunun altına sarkmasın. Bu arada mesafe çok uzun. Niye çok uzun? Çünkü bu uzun vadeli bir hesaplama. Uzun vadeli hesaplamalarda Tabii ki boşluklar daha geniş olacak. Birazdan orta vadeye geçeceğiz. Şimdi 1476'nın altında kapatmadığı sürece, daha doğrusu bir defadan bir şey olmaz, sarkmasından bir şey olmaz. Bakın adı bir sarkmalar yapıyor ama yani önemli olan bu trendi yukarıda tutmaya çalışması. Bunu yukarıda tutmaya çalıştığı sürece bizim için problem yok. Geri dönüp karar bölgesini destek olarak kullanabilir. Buradan tekrar yukarı yönlü gidebilir. Ama gerçek olan bir şey var ki çizgi çekmeyi seven arkadaşlar için şöyle bir şey gözlerinin önüne geliyordur bakın şurada tepeler var diye bu tepeler işte ikili tepedir sonra dönüş yapacaktır falan eğer endeks gidecekse ikili tepe falan dinlemez yani bu konularda ben teknik analize güvenmekle birlikte eğer bir para giriş olursa ikili tepe falan göremezsiniz orada biz ne yapıyoruz biz daha çok matematiksel hesaplamalarla ölçmeye çalışıyoruz şu anki görüntü trendin aşağı yönünü hala ee, durduğu yani güçlü olan tarafın hala aşağı yönlü olması. İçinizi karartmayın tabi böyle şeyler söyleyin. Sadece ne diyoruz? Tedirgin olmayın ama mutlaka önlem alın. 1476 uzun vade. Yukarıda peki bizim için şu an erken bile olsa uzun vadeli hesaplama 1715. Eğer trend yukarı yönlü dönerse uzun vade hesabında buraya gelecek. Şimdi gelelim Orta vadeyi, uzun vadeyi ekrandan çekerim. Daha kısa periyotta, yani orta vadede bakalım. Orta vadede baktığımızda bu defa da aynı karar bölgesi gibi bizim için önemli olan bir bölge var. Nedir orası da? Her zaman anlattığımız geçiş bölgesi. Ve geçiş bölgesi bir böyle sınır değildir. Her zaman diyoruz. Geçiş bölgesini nokta atışı almayacaksın. Kaça denk geliyor? 1596'ya denk geliyor. Şimdi bu geçiş bölgesini nasıl yorumluyoruz? Şöyle yorumluyoruz. Şimdi geçiş bölgesi karşınıza çıktığında, bu çizgiyi gördüğünde bunun bir üzerindeki eğer varsa şu an hesaplanmamış çünkü ihtiyaç duymuyor. Yani arka planda hesaplanmış olarak duruyor fakat şu an ihtiyacımız yok diyor. Ekrana yansıtmıyor sistem. Bunun üzerindeki ilk çizgiyi veya altındaki ilk çizgiyi. Eğer ikisi varsa her ikisini birlikte bir kanal kabul edeceksiniz. Şimdi alttaki çizgi var. Yani alttaki çizgi derken alttaki direnciniz duruyor. Ne yapacaksınız? Geçiş bölgesini aldınız, bir alttakini de aldınız. Burası bizim için bir kanal olarak çalışacak. Her videoda anlatıyorum ve bunu inat ederek anlatıyorum. Nokta atışı hesaplamalar yapmayın. Fiyat bantları takip edin. Bu fiyat bandı içerisinde şu an geçiş bölgesi ve ara direnç bölgesi bir kanaldır. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Peki bu bölgeyi takip ediyoruz da neden şurayı takip etmiyoruz diye soranlar oluyor. Mesela niye burayı göstermiyorsunuz veya niye burayı seçmiyorsunuz diyenler oluyor. Veya bazen diyorlar ki niye bir alttakini çekmiyorsunuz? Burayı bir kanal kabul etmiyorsunuz. Arkadaşlar hesaplamanın arka planını uzun uzun anlatmayayım. Ama özetini anlatayım işinize yarayacak kısımlar. Bakın burada bir destek var. Burada bir destek var. Burada bir direnç var. Burada geçiş bölgesi var. Mantık her zaman şudur. Geçiş bölgesinin üstü ve altı kanal oluşturur. Nasıl bir kanal? Ne demek kanal? Önemli bölgeler oradadır. Birikmeler oradadır. Fiyatların sıkışacağı yer orasıdır. Nasıl hesaplıyor bunu? Onu nasıl hesapladığını yine uzun anlatmayayım. Kısaca tarif edeyim. Biz buradaki bütün sembolleri ister kripto olsun isterse forex'te herhangi bir parite olsun veya Borsa İstanbul veya Amerikan ise Amerikan hisse senetleri hangisi olursa olsun burada önemli olan şey hepsine ayrı ayrı hesaplama yapmak. Peki insan olarak buna e, gücümüz yeter mi? Hayır. Zaten sistemin altyapısı her hisseye, her sembole tek tek kendisi çalışıyor. Ben elimi sürmüyorum. Dolayısıyla biz arka plandaki matematiksel altyapıyı kuruyoruz. Sistem gidip o pariteye özel kendisi hesaplama yapıyor. Ve bu hesaplamanın özünde sisteme şunu söylüyoruz. Bize denge bölümlerini, geçiş bölümlerini göster. İşte tam da bu noktada bu geçiş bölgesi nokta atışı alınmayacak diyoruz. Diyoruz ki sisteme bize böyle ver diyoruz bunu. Şu şu bölge çıkacak diyoruz. Yani altındakiyle beraber çıkacak diyoruz. Şimdi burası benim için ne diyorum önemli kriter nokta. Bu önemli kriter noktayı da hatta size yine şöyle tarif edeyim. Bunun en kritik noktası şu alttaki çizgi yani geçiş bölgesinin altı yani 1568'in üzerine atmadığı sürece benim için endeks güven vermez. Yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü ne diyoruz? Tekrar gösteriyorum. Bakın geçiş bölgesinin hem altını alıyoruz hem de üstünü. Normalde endeks ilerledikçe şöyle bir şey göreceksiniz. Yukarıda da bir direnç oluşacak. Böyle bir kanal oluşturacağız. Ve birinci bölüm alt taraf olacak. Şu ortaya geçiş bölgesini çiziyorum. Şu an biz nereyi istiyoruz? Şu alttaki bölümü geçmesini istiyoruz. Burası bizim için kriter. Ama yukarıda bir bölüm daha var. Burası daha iyimser olabileceğimiz bir yer. Fakat şu an baktığımızda henüz endeks çizeyim tekrar kanalımı. Bakın şu an endeks daha geçiş bölgesinde. Nerede? Daha şu an benim istediğim birinci bölgeye ulaşmış değil. Burası birinci bölge ve kesinlikle 1568'in üstüne atmak zorunda. Buraya atmadığı sürece ben endeksten sürekli korkuyorum. Ha diyeceksiniz ki zaten burada ikili tepe yapıyor. Ben ikili tepe diye bakmıyorum. Bu bir hesaplamadır. Hesaplamayla geliyor. Yani siz bizim bir ay önceki videomuzu da izlediğinizde burada ikili tepe yoksa Burada yine bizim için bir çizgi vardı. Dolayısıyla ikili tepe olarak bakmıyorum. Öyle yorumlayabilirsiniz. Sıkıntı yok benim için. Ama ben kanal olarak bakıyorum. Yani bir merdiven gibi düşünün. Fiyat buradaki merdivenleri teker teker yukarı doğru çıkarken nerelere takılır? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz, amacımız, altyapımız bunun üzerine kurulmuş. Şu an ne yapacağız o zaman biz endekste? Endekse biraz güvenmemiz için, biraz güvenmemiz için öncelik 1568'in üzerinde kapatmasını bekleyeceğiz. Şu an endeksteki görüntü bu arkadaşlar. Umarım işinize yarıyor. Yani endeksi izlerken diğer videoları mutlaka izleyin. Şu yüzden izleyin. Eğer öğrenmek istiyorsanız izleyin. Yani yoksa benim için çok büyük bir problem değil. Öğrenmek istiyorsanız, mantığını anlamak istiyorsanız buradan izleyebilirsiniz. Yorumlardan ulaşabilirsiniz. Alt tarafta açıklamada mail adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar görüşmek üzere